Hem de tam böyle tam çok da iyi bir dönem yakalamış. İyi bir devre arası hazırlık kampı. İyi bir devre arası transfer penceresi yakalamış. Bunun meyvelerini toplamaya başlarken söz konusu maçlardaki hakemlerin eş zamanlı bir şekilde muhakeme yetilerini yitiremeyeceklerine göre tüm bunların ister istemez Fenerbahçe'mize karşı kasıtlı ve sistematik bir yaklaşımın olduğunu bize düşünülmekte. İster istemez. Ve ilerleyen haftalar içinde son derece kaygılandırmaktadır. Ve bugün işte tüm bu sebeplerden dolayı hepimiz buradayız. Tek tek pozisyonlardan ziyade görüntülerin bütüne baktığınız zaman az önce dile getirdiğimiz kaygılarımızda haklı olduğumuzu umarım sizler de görebiliyorsunuzdur. Bu garip ve düşündürücü süreci bir özetleyelim. Ve biz bu süreç içinde nasıl davrandık? Yani durup dururken ortalığı yangın yerine vermediğimizi ifade etmek için size söyleyeyim. Ligin ikinci yarısı gördüğünüz Bursa maçıyla başladı. Son dakikada yediğimiz golün iptal edilmesi gerektiği konusunda tüm otoriteler hemfikir. Ve enteresan bir gol. Sadece bir sebepten değil, iki sebepte. Hem faul hem offside'dan iptal edilmesi gereken bir gol. Ama reaksiyon vermedik. Sonra Malatyaspor maçımız vardı. 3-2 kazandık. Kazanmamıza rağmen mix zone dediğiniz bölgede maçtan sonra çıkışta benim ses tonum değil. Mix zone'da hakem hatalarına bir nebze değindik. Göztepe maçımızda iyi bir futbol oynadık. İyi mücadele ettik. Nispeten rahat bir galibiyet aldık 2-0'la. Ama bu galibiyete rağmen hakem kararları endişelerimizin ciddi anlamda artmasına sebebiyet verdi. Ertesi günde rahatsızlığımızı Yüksek Divan Kurulu toplantımızda dile getirdik. Hatta orada şöyle bir cümle kullanmışım. İnşallah ben paranoya yapıyor ve yanılıyorumdur. Bir daha bu konuya değinmeye ihtiyacımız olmaz demişim. Ancak son olarak Kayserispor maçında yine tüm kamuoyunun dikkatini çekecek şekilde göz göre göre ve bu sefer çok daha bariz şekilde yaşadıklarımız endişelerimizin tavan yapmasına sebebiyet vermiş ve istemesek de artık bizleri bir aksiyon almaya mecbur kılmıştır. Ben bugün burada tek tek pozisyonları tartışmayacağım. Buna gerek de yok. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Yani Mensah'ın Kayseri maçını hiçbir kart almadan bitirmesi bile zaten her şeyi anlatıyor. Arkadaşlar şunu bilmenizi istiyoruz. Bizler her şeyin farkındayız. Şimdi siz de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetim olarak, camia olarak rahatsız olduğumuz bazı konulardan bahsetmek istiyorum. İlk önce Türkiye Futbol Federasyonumuzun yapılanma şekline gelelim. Biliyorsunuz Türk futbolu adaletten ve her takım eşit mesafede olma anlayışından çok uzak bir şekilde yönetildiği kanısı artık her geçen gün kamuoyuna yerleşmektedir. Ve fazlasıyla bu konuya sebebiyet veren olaylara tanık oluyoruz. Aslında bu durum son 3-5 günün, 3-5 ayın durumu değil. 3-5 yılın da konusu değil. Türk futbolu 90'lı yılların sonundan itibaren maalesef lobilerle yönetilen bir alan ola gelmiştir. Bu lobiler futbolu her zaman kendi etkisi altında tutmaya çalışmışlardır. Aradan geçen 20-25 yıllık sürede de etkileri nispeten eskisi kadar güçlü olmasa da uzantıların hala çok ciddi boyutta işin içerisinde olduğunu açıkça ifade edebilirim. Şimdi federasyonumuzun oluşma şekli. Ve buna ben yani bugüne geldiğimiz zaman gerek seçim döneminde gerekse de seçildikten sonra Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve kurulların oluşum şekli ve işleyişine bu haliyle Türk futboluna katma değer yaratmasının, katma değer sağlamasının mümkün olmayacağından bahsettik. Dolayısıyla bunlar 3-4 haftalık maç skorlarına alakalı bir şey değil. Bir senedir, 1,5 senedir bu konulara ben yaptığım konuşmalarda değiniyorum. Ülke futbolunu yöneten insanların her takıma eşit mesafede yaklaşmaları, kulüp kimliklerini
renk bağlılıklarını bir kenara bırakıp bu göreve sadece ve sadece Türk futboluna katma değer yaratma amacıyla üstlenmeleri gerektiğine çok kez dikkat çektik, çok sık dile getirdik. Bunun için de Federasyon Yönetim Kurulu ve yetkili kurulları kulüp kotası bazlı değil, liyakat odaklı oluşturmalıdır. Diğer bir deyişle kulüp referanslarıyla seçilmemeleri gerektiğine dikkat çektik. Belli takımların temsil eden yönetim kurulu üyeleri, kurul üyeleri alma uygulaması, yani hem yönetim kuruluna hem de kurullara, federasyon kurullarına üye alma uygulaması bugün artık gelinen noktada bazı temsilcilerin ilkeli yaklaşımına karşın, bazılarınsa kendi kulüp çıkarları için sonuna kadar çalışmaya yapmaları neticesinde tam anlamıyla bize göre işlevini yitirmiştir. Ve bu sistem bazı komplikasyonlar yaratmaktadır. Komplikasyon deyin, suistimal deyin, ne derseniz deyin. Federasyonda tuttuğu takım formasını çıkarmayan, hatta çıkaramayan bazı kişilerin gün ve gün tüm kararların, hakem atamalarının, hakemlere uygulanan terfi ve ceza sisteminin içerisinde rol almayı görev edinmelerinin, günlük işleyiş ve operasyonun bir parçası olarak işlevlerini sürdürmelerinin faydadan çok zarar getirdiğine görüyoruz, inanıyoruz. Çok yakın zamanda, hatta birkaç ay önce hepimizin malum olduğu üzere kendi takımlarına bir iki maçta haksızlık yapıldığı iddiasıyla federasyondan istifa edip sonrasında artık ne olduysa aradan sadece 24 saat geçtikten sonra geri gelip camiama en iyi şekilde hizmet etmek için görevime geri döndüm diyerek kamuoyuna göz göre göre açıklamalar yapabilmesi son derece düşündürücüdür. Biz burada da çok tenkit gördük. Niye reaksiyon göstermiyorsunuz diye. İşin en acı tarafı da bu yozlaşma emarelerinin son derece olağan karşılanması ve kanıksanmasıdır. Kamuoyunda rahatça bunlar yaşanabiliyorsa, böyle açıklamalar yapılabiliyorsa, görmediğimiz, kamuoyuna yansımayan arka planda neler yaşanabileceğini artık sizler düşünün. Kısacası söylemek istediğim, futbolda adil rekabeti ve hakkaniyeti sağlamakta en önemli görevi görecek olan, ana görevi olan Türkiye Futbol Federasyonu bu görevini tesis etme anlamında yanlış yapılandırılmıştır, yapılandırılmaktadır. Gelelim hakemlerin ödül ve ceza sistemine. Burada bu düzenin sorgulanması için önemli konulardan biri de hiç şüphesiz son günlerde de çok gündemde olan ve tamamen bağımsız olması gereken Merkez Hakem Kurulu'nun konumu ve işleyiş şeklidir. MHK'nın oluşumuna ilişkin talimata göre, bu talimatlara göre yani kurallara göre, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın aday gösterdiği ve yönetim kurulunun onayladığı bir kurul olarak teşkil ediyor. Oysa bu kurulun bizzat futbol ailesinin fertleri olan kulüplerce oluşturulması gerektiğini düşünüyor. Yani bu bizim düşüncemiz, önerimiz. Ve bu önerimizin pek çok spekülasyona son verebileceğine yürekten inanıyoruz. Ancak bu şekilde organik ve inorganik bir bağ olmaksızın kimseye minnet duygusu beslemelerine gerek olmadan kulüplere karşı eşit sorumluluk duygusunun söz konusu olması mümkün olacaktır. Diğer önemli mevzu ise tamamen bağımsız olarak karar alması gereken MHK'nin yani bu kurulun baskı altında olmaması için fiziki konum olarak da federasyon tesislerinde bulunmaması gerektiğini düşünüyoruz ve öneriyoruz. Bir başka çok önemli konu olarak hakemlerimize atama ve terfiler üzerinden uygulanan ödül ve ceza sistemlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kamuoyunun çok da yakından bilip takip ettiği bir konu değil. Genelde de pek fazla kamuoyuna yansımaz. Ama hakemlerimiz dışarıdan anlaşılmayacak çok ince mesajları olan bir sistemle ödül ve ceza süreçleri üzerinden yönlendirmeye açıktırlar. Yani alabilecekleri ceza ve ödül sistemleriyle
yönlendirmeye çok açık bir sistemden bahsediyoruz. Bunu da bir örnekle size ifade etmek istiyorum. Yine çok taze bir örnek. Barış Şimşek'in VAR koordinatörü olarak atanmasını gösterebiliriz. Taze bir örnek. Bildiğiniz gibi kendisi Kayseri maçımızın VAR hakemiydi. Az önce videoda gördüğünüz Mehmet İkici ve Moses'e yapılan ve çalınmayan faul, verilmeyen kart, kırmızı kart ve Mehmet İkici bu hareketten sonra, faul çalınmayan bu hareketten sonra bir aylığına sakatlandığı için sahalardan uzak kalmak durumunda. Bununla beraber Kayseri Spor'un faul olan son dakika golü tüm otoritelere rağmen, bize rağmen demiyoruz bakın, tüm otoritelere rağmen bu golde de Sayın Barış Şimşek VAR'a çağırmadı hakemi. Yani iki bariz faul hatası ve bu gol. Yani bu üç faul hata sonrası hemen ertesi gün terfi ettiği ve VAR koordinatörü olduğu açıklandı. Hani pazartesiyi de bekleyemediler. Maç cuma günü. Kulübün, yönetimin, başkanın, takımın hocası ne dediği önemli değil. Sadece basına bakın ertesi gün. Buna rağmen sanki başka bir gün de yokmuş gibi cumartesi günü atlandı. Şimdi acaba artık bu Fenerbahçe'ye karşı bir meydan okuma mıdır? Ya da bizi cezalandırmanın ödüllendirilmesinin bir örneği midir? Bunu, bu yorumu, bu değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. Hangi takımların lehine, hangilerinin aleyhine ne yönde karar vermeleri gerektiğini mevcut sistemli hakemlerimize çok net mesaj olarak vermek son derece mümkündür. Bu ödül ve ceza sisteminin, hakemlerin dinlendirmenin veya atamaların, terfi etmelerinin, VAR koordinatörü olarak ilan etmenin bir metodolojisi, algoritması, sistemi filan da yok. En azından bizim bildiğimiz kadar yok. Şimdi iki tane senaryo çizeceğim. Hayali senaryo deyin, ne derseniz deyin. İki tane, velev ki bunlar olsaydı. Birinci senaryomuz şu. Mesela hakem atamaları geldiği zaman hangi hakemin iç saha, hangi hakemin dış saha hakemi olduğu dikkate alınıp. Ne demek bu? İç saha, dış saha hakemi ne demek? Şu demek. Seyirci baskısından etkilenebilen hakemler var. Seyirci baskısından etkilenmeyen hakemler var. Seyirci baskısından etkilenebilen hakemleri bazı takımların iç saha maçlarına, seyirci baskısından etkilenmeyen hakemleri de aynı takımların dış saha maçlarına verildiğini varsayalım. Velev ki. İkinci örneğimize baktığımız zaman, bu da başka bir örnek. Herhangi bir takımı maçını kötü yöneten bir hakem, ertesi hafta kolayca maç alıp, başka bir takımın maçını kötü yöneten hakemin ise haftalarca görev almadığı, alamadığı bir ortam olduğunu varsayalım. Yani İki yerde de kötü performans var. Birinde haftalarca maç alamıyor, öbüründe ertesi hafta kolayca maç alabiliyor. Sizce bu şekilde hakemlere mesaj vermek mümkün müdür? Bana sorarsanız nettir. Bunların olduğunu varsaydığınız bir ortamda bu iki senaryo göre sizce futbolu güven müessesesi nasıl etkilenir? Halbuki niye bunları anlatıyorum size? Halbuki güven müessesesini mümkün olduğunca tesis edebilecek, şüpheye mal bırakmayacak yöntemler mevcuttur. Ben yaptım oldu zihniyeti yerine, liyakat bazlı, performans kriterlerine dayalı, mantıklı bir puanlama ve istatistikler üzerinden atamalar yapılsa. Bu kararların en şeffaf şekilde, herkese açık olan bir şekilde paylaşılsa bu bilgiler, güven müessesesi çok daha kuvvetli olmaz mı? Bu ortamı tesis etmek çok mu zor? Mümkün değil midir? Şimdi biz bu konulardan nasıl yaklaşıyoruz? Biz göreve geldiğimiz günden itibaren bildiğiniz gibi öncesinden de her zaman bir konuya dikkat çektik. Sporda adalet, eşitlik ve güven duygusunun sağlanmasının, fair play ve saygı ortamının tesis edilmesinin
marka değeri açısından önemine defalarca işaret ettik. Maçlarda kazansak da kaybetsek de, iyi de kötü de oynasak, her ne olursa olsun bu konuya her daim hep özen gösterdik. Kazanırken güzel, kaybederken çirkin yüzümüz olmadı. Her zaman tek bir yüzümüz oldu. Daha net söyleyeyim, hiçbir zaman gizli bir ajandamız olmadı. Hiçbir zaman ayrıcalık istemeye veya imtiyaz yaratmaya teşebbüs etmedik. Maçlarımızda yaptıkları hatalar dolayısıyla hakemlere düdük astırma gibi bir gayretimiz olmadı. Bir kez dahi, yani göre bu sezon, bir kez dahi federasyonumuzu ve kurullarını şartlar ne olursa olsun baskı altına almaya, bu yönde lobi yapmaya tenezzül dahi etmedik. Buna olaylı Galatasaray derbisi de dahil olmak üzere. Bunlara da, bunu da zaaf olarak görenlere, bu yaklaşım, bu duruş tarzını da zaaf olarak görenlere, ama bu bizim tarzımız. Tüm kulüplere sevgide, saygıda kusur etmemeye özen gösterdik. Niye özen gösterdik? Niye buna bu kadar önem verdik? Niye zaman zaman duygularımızı ve düşüncelerimizi yuttuk? Yuttuk çünkü. Büyüyeceksek, düzeleceksek, gelişeceksek, adalet herkes için diyorsak, bunu ancak hep birlikte, Türk futbol ailesi olarak bir arada yapabileceğimize...